Yanda verilen uyarı işareti ve alınacak önlemler ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar, kimyada bu şekilde ünlem işareti tahriş edici anlamına gelir. Bu işaretin olduğu maddeler cilt ile temas ettirilmemelidir ve ayrıca bu maddelerin buharı solunmamalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 gibi görevi vardır. Dolayısıyla üçünü de sağlar. Çevre için zararlı anlamına gelen işaret. Arkadaşlar, çevre için zararlı anlamına gelen işarette şöyle bir ağacımız var. Ondan sonra bir balığımız var ve suyumuz vardır. Dolayısıyla çevre için zararlı anlamına gelen işaretimiz budur. Yanda verilen kimyasal madde ve alınacak önlemler ile ilgili güvenlik sembollerine ait ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu arkadaşlar aşındırıcı anlamına geliyor. Görüldüğü üzere hem metali aşındırıyor hem de canlı dokuyu aşındırıyor. Dolayısıyla canlı dokulara zarar verir. Gözleri ve deriyi korumak için önlemler alınmalıdır. Bu kimyasalla temas olursa doktor yardımına başvurulmalıdır arkadaşlar. Buharı solunabilir demiş. Hayır, hiçbir kimyasal maddenin buharı solunmamalıdır. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği olacaktır. Çevre ve insan sağlığına faydalarındandır. Bir de bakalım, bitkilerin büyümesi için gerekli olan elementlerdendir. Sodyum elementinin böyle bir görevi yoktur arkadaşlar. Sodyumun böyle bir görevi yoktur çevre için. İkiye baktığımız zaman toprak ve suda iyon dengesini sağlar. Yine sodyumun böyle bir görevi yoktur. Ancak vücut, kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını hangisi sağlıyor? Sodyum elementi sağlıyor. Dolayısıyla burada cevabımız yalnız 3 olacaktır. Yukarıdakilerden kaç tanesi suyun insan vücudundaki görevlerindendir? Su arkadaşlar vücut sıcaklığın korunmasını sağlar. Böbreklerin çalışmasını sağlıyor. Ondan sonra derinin neminin korunmasını sağlıyor. Besinlerin taşınmasını sağlar. Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Dolayısıyla buradakilerin tamamını su insan vücudu için gerekli bir madde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla su vücut sıcaklığını korur. Böbreklerin çalışmasını sağlar. Derinin neminin korunmasını sağlar. Besinlerin taşınmasını, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla 5'i de doğrudur. Suda yaşayan canlılar yoluyla besin zincirine girebilir. Canlılarda beyin, böbrek, karaciğer hasarına neden olur. Görme ve işitme sinir sistemi hasarına neden olur. Arkadaşlar, bu maddemizin adı cıvadır. Dolayısıyla HG'dir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Karbondioksit gazı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karbondioksit arkadaşlar fosil yakıtların yanması sonucunda oluşur. Karbondioksit sera gazlarından biridir. Küresel ısınmaya yol açarak doğal dengenin bozulmasına neden olur. İnsanlarda akciğer tıkanıklığına neden olur. D'ye baktığımız zaman küresel ısınma sonucunda buzul kütlelerinin artmasına neden olur demiş. Böyle bir durum yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla karbondioksit ile ilgili verilenlerden A, B, C, E seçeneği doğrudur. Ancak D seçeneği yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız D olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen madde hangisidir? Su buharı ve güneş ışınlarının etkisiyle H2SO4 gazını oluşturur. Etkisinde kalan kişilerde solunum güçlüğü görülür. Yapısında iki tür element bulunur. Arkadaşlar, bu maddemiz SO3 gazıdır. SO3 gazı su buharıyla güneş ışınlarının etkisinde kaldığı zaman H2SO4 denilen maddeyi ne yapıyor? Oluşturuyor. Etkisinde kalan kişilerde solunum güçlüğü oluşturur ve yapısında iki tür element vardır. Bunlar nedir? S ve O'dur. Yani kükürt ve oksijendir. Dolayısıyla bu maddemiz SO3 olacaktır. Klor için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Klor arkadaşlar havuz sularında ve su arıtımında kullanılır. Ondan sonra dezenfekte olarak görev yapar. Yine solunması, zehirlenmesi, ölüme yani solunması, zehirlenme ve ölüme yol açabilir klor gazının. Cildi, gözleri ve solunum sistemini tahriş eder. C'ye bakacak olursak çevreye geçişi sadece su yoluyla olur demiş. Arkadaşlar, çevreye geçişi sadece su yoluyla olmaz. Dolayısıyla cevabı C seçeneği olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar, klor için şunları söyleyebiliriz. Havuz suları da su arıtımında kullanılır. Dezenfektan olarak görev yapar. Solunması, zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Cildi, gözleri ve solunum sistemini tahriş eder. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır.
Yukarıda bazı gazların insan sağlığına verdiği zararlar hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur? NO2 dokularda tahriş ve yanmaya neden olur. Bu ifademiz doğrudur. SO3 susuzluk, yutma güçlüğü, ağrı ve şok oluşturabilir. Hayır arkadaşlar. Karbondioksit kanda oksijen yetersizliğine neden olur. Hayır arkadaşlar. Karbondioksit değil bu. Karbonmonoksittir. Dolayısıyla bu ikisi yanlıştır. Dolayısıyla buradaki doğru ifademiz yalnız bir olacaktır.